İkinci bölümde yeniden birlikteyiz. Bağlaç ve edatları cümleler içerisinde kurmaya ve bunları öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bu bölümümüzdeki kullanacağımız bağlaç ya da edatlarımız hangileriymiş? Zaten ilk bölümde de sizlere söylemiştim. E rağmen bağlaçları diye bunları ayırmıştık. Birincisi edat olanlardı. İlk bölümde edatlara bakmıştık. Bu bölümde de kendilerinden sonra cümle alanlar grubunda yer alan bağlaçlar. Yani bunları Genel itibariyle e rağmen bağlaçları diye nitelendirdiğimiz zıtlık bağlaçlarını konulacağız arkadaşlar. Bunlar nelerdi? Even though, although, though, even if, while, much as, despite the fact that, in spite of the fact that. Bunlar yine aynı şekilde e rağmen, e karşın, a karşın anlamında, e bile, a bile anlamında, sada, se de anlamlarına çevrilebiliyorlardı. Ve aynı zamanda zaten despite ve in spite of'ı ilk bölümde görmüştünüz. Bunlara the fact that ekini eklediğiniz zaman gördüğünüz gibi despite of in spite of the fact that, herhangi bir edata bu ek eklediğiniz zaman artık kendilerinden sonra cümle alabilenler grubunda yer alacaklardır arkadaşlar. Bu uyarımızı da yapalım. Ve son olarak da cümlelere geçmeden önce şunu hatırlatayım sizlere. Bunların içerisinde while bağlacı tabi farklı konumda yer alacaktır arkadaşlar. Yine zıtlık bağlacıdır. Ancak bunlardan farklı olarak iki cümle arasındaki taban tabana zıtlığı vermesi gerekiyor. Mesela Ahmet'le Mehmet'i zıtlık tabanında karşılaştırdığı zaman işte yeşille beyazı renk olarak karşılaştırdığı zaman ve benzeri işte taban tabana işte özneye özne ya da nesneye nesne gibi karşılaştırmalarda bu while ya da bunun işte aynı grubunda yer alan bir bağlaç daha verez gibi oysa iken anlamlarında kullanılabiliyordu. While buradan ayrılacak arkadaşlar. Zaten onunla ilgili de bir tane sizler için örnek hazırladım. Evet burada şimdi ne kadar yapacağız örnek olarak? Bunların hepsini kullanacağız. Örneklerde birer tane örnek yapacağız. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane örneği şimdi bu bölümde inceleyelim. Even though'dan başlayalım. Evet, Türkçemiz burada. Türkçe cümleyi okuyalım. Tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen kendi başına eve yürüdü. Tamam. Burada. Şimdi eramenli ifadeyi bakın buradan alıyorum. Bu tabii ki eramen değil, farklı şekilde de çevirebilirdiniz. İşte bilmesine karşın, bilse de, değil mi? Bilmesine rağmen işte gibi. Peki şimdi bu eramenli ifade cümle mi? isim öbeği mi? Bakalım. Tehlikeli olduğunu bilmesine. bilmesine. Yani tehlikeli olduğunu bilir ya da biliyordu diyor burada. Öznesi var. Yüklemi var. Öyle değil mi arkadaşlar? Nesnesi var. Yani burada bir cümle söz konusu. Bu cümle ise eğer even though burada kullanılabilir. O zaman başlayalım bakalım. Şimdi hangisinden başlayalım? Bununla, bununla da başlayabiliriz. Şununla da başlayabiliriz. Her ikisiyle de başlayabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Böyle kesin bir durum yok yani. Esnek olunabilir cümlelerde. Kendi başına eve yürüdü diyelim. Daha sonra da burada even do verelim. Kendi başına eve yürüdü. He ya da she özne olsun bizim için fark etmiyor. She yürümek anlamında walk'u kullanalım. Walk da olsun. Simple past tense'i uygulayalım burada. She walked. O yürüdü. Bakın şu var. Eve yürüdü. Nereye? Eve yürüdü. She walked home. Home. Eve yürüdü. Nasıl? Kendi başına. Kendi başına derken genellikle bunu edat olarak by ile birlikte veriyoruz arkadaşlar. İşte by herself, by himself, by yourself, by themselves, by themselves gibi. Hani kendi başlarına, kendi başına, işte kendi başınıza, işte kendi başımıza gibi ifadelerde by Burada kadın olduğu için she herself'i kullanacağım. By herself şeklinde. Tamam. Virgülü koydum. Tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen hemen tabi bağlaç varsa mutlaka bağlaçla başlayın cümleye. Even though getirdim buraya. Tehlikeli olduğunu biliyordu diyeceğim. Yine burada simple past tense kullanacağım. Even though she öznesini tekrardan getiriyorum. Bilmek anlamında no fiili new olsun arkadaşlar. İkinci halini getirdim. Past halini. Gör halini yani. Tehlikeli olduğunu biliyordu. Şimdi burada bir küçük non close ifade yapalım. Ve bunu da dead close yapabiliriz. Ya da burada kısaltma yaparak dead'i de yazmaya da biliriz. Çünkü new'dan sonra burada küçük bir cümle var. Tehlikelidir diyeceğiz aslında. Evet ya da tehlikeliydi diyeceğiz. Pastali çevirdiğimiz zaman. Şimdi knew it was, it was dangerous. It was dangerous dersem buradan unclose ifade oluşmuş olur. Şurada arkadaşlar ve cümlede tamamen burada çevrilmiş olur. Even though da burada eramen anlamında çevrilmiş olduk. Biraz daha pekiştirelim. Olduğa geçtim. Şimdi olduğu oldu cümleyi okuyorum. Oldukça genç olmasına karşın çok fazla girişkenlik gösterdi ve bir yıl sonra yöneticiye terfi etti. Şuradayız. Bakın bu sefer de bununla başlayalım. Farklılık olsun bizim için. Şurada. Oldukça genç olmasına karşın. A karşın. E karşın. Burada. Oldukça genç diyeceğiz. Simple past tense yapalım yine bunu. Pastalli yapalım. O zaman burada öznemizde ne olacak? He olsun. Hemen burada e karşın anlamında olduğu getiriyorum. Olduğu he ile başlıyorum burada. Olduğu he. Oldukça anlamında burada quite'ı kullanacağım. He was diyorum tabii ki. Herhangi bir atraksiyon belirten fiil yok burada. Burada yüklem konumunda to be fiili gelecektir. Pastali de was were şeklindeydi. Özneye göre de bu tabii. He öznesine göre de was geliyordu. Oldukça genç diyeceğiz burada. Zarf halinde burada oldukça anlamında quite'ı kullanalım. Quite pretty gibi zarflar kullanılabilir. Şöyle quite young genç anlamında tamam gençti. Virgül koydum. Although he was quite young. Oldukça genç olmasına karşın, oldukça genç olmasına rağmen, oldukça genç olsa da çok fazla girişkenlik gösterdi. Şimdi bunu yazalım. Tekrardan özneyi getirelim burada. He olarak. Göstermek anlamında show fiilini kullanalım. İşte tabii show, display display gibi fiiller kullanılabilir. Burada past halinde showed showed olsun. He showed şeklinde arkadaşlar gösterdi diyoruz. Burada şimdi ne gösterdi? Nesne bakalım. Çok fazla girişkenlik. Nesne de bu. Çok fazla girişkenlik. Bu çok fazla anlamda elatof'u kullanalım. Elatof. girişkenlik. Girişkenlik, girişim, attempt'i kullanabiliriz. Initiative'i kullanabiliriz. Initiative'i kullanalım. Çok fazla tercih etmemiştik onu. Initiative evet. Attempt işte onu da biliyorsunuz. Girişim, girişkenlik anlamına geliyor. İşte tabi initiative'in burada işte sıfat halinde ilk olarak değil mi? İlk anlamında işte baştan anlamında biliyoruz. İşte ön anlamını biliyoruz. Mesela ön çalışma dediğimiz zaman değil mi? Initiative study gibi düşünebilirsiniz bunu. Tabi bu da aklınıza bulunsun. Initiative arkadaşlar. Tamam. End dediğim gösterdi dedik ve diyoruz bir yıl sonra bakın sonra anlamında zaten görebilirsiniz pastel olduğunu ego'yu kullanacağız burada hayır burada sonra anlamında after'ı kullanacağız after a year diyeceğiz burada cümlenin sonunda kullanacağım yöneticiye terfi etti terfi etmek anlamında genel itibariyle hani yükselmek terfi etmek promotu kullanalım o zaman şöyle diyelim. Tekrardan özne yazalım mı? Hayır. Özne ortaklığı var zaten. End dedim. End'den sonra promoted diyelim. Promoted. Terfi etti şeklinde. To manager. Manager ne? Yöneticiye tabii ki. Yöneticiye terfi etti. Bir yıl sonra. After a year şeklinde de cümleyi yaptık. Tabi burada pasif halde düşünürseniz de arkadaşlar promoted'a was promoted olur değil mi? Atandı. Hani terfi ettirildi, edildi anlamında kullanılabilir tabii ki. Bu da söyleme tarzınıza bağlı arkadaşlar. Ya yani o da tabi ki yanlış değildir. Burada da olduğu kullandık. E karşın anlamında. Doğa geçelim. Hastalığı ciddi olsa da Sada durumu stabilize olmaya başladı. Stabilize olmak, stabilize kullanalım burada. Zaten kendisi de burada işte yabancıdan gelme bir kelime, yabancı kökenli. Hastalığı ciddi olsa da, hastalığı ciddidir diyeceğiz burada arkadaşlar. Şurada sada, sed anlamında da bu bağlaçla vereceğim ben bunu, dola vereceğim. Evet, bununla başlayabiliriz tabii ki öncelikle burada bağlaçla başlamanız gerekiyor. Daha sonra özne yüklem nesne şeklinde gidecektir. Onun hastalığı diyeceğiz burada. His ya da her'ü kullanabiliriz burada. Erkeklerde ya da kadınlarda her kullanalım. Her hastalık sickness ya da illness'ı kullanabilirsiniz. Illness diyelim. Hastalık anlamında. Başladı dediği için burada pastelle düşünelim arkadaşlar. O zaman burada illness vaz alacaktır was ciddi anlamında serious ya da severe kullanabiliriz. Severe kullanalım ciddi anlamında. Virgülü koydum. Durumu yani onun durumu stabilize olmaya başladı. Tamam başlamak anlamında begin'i kullanalım. Stabilize olmakta stabilize fiilini kullanalım. O zaman onun durumuyla başlıyorum. Her durum anlamında condition'ı hemen buraya koyalım. Her condition begin'i hemen burada getirelim. begin to stabilize. Evet. Burada da to infinitive yaptık arkadaşlar. İsimleştirdik stabilize'ı. B noktamızı koyduk. Doğu burada. Sa'da. Sede anlamında kullanmış olduk. Devam ediyoruz. Even if'e geçtik. Bakalım even ile ilgili cümlemiz nasıl bir cümle. Kim olduğunu Bilmesem de dünyadaki birisinin beni beklediğini biliyorum. Ama bunun için her gün umutlu hissediyorum. Peki şimdi burada nerede görmüştüm ben kim olduğunu bilmesem de Evet burada. Yine aynı şekilde değil mi? Sada, seda anlamında çevrilmiş oldu even if ile ilgili bu cümle burada çevri, çevrilebilir. Hadi bakalım. Kim olduğunu bilmesem de. Kim olduğunu bilmememe rağmen. Hani kim olduğunu bilmesem bile şeklinde. O zaman ilk olarak burada ne ile başlayalım arkadaşlar? İşte bu even if de başlayabiliriz. Burada şu ifade de getirebiliriz. Zannedersem İki kere başlangıçta yaptık, bir kere de cümlenin sonunda yaptık. Bunu da cümlenin sonunda gerçekleştirelim arkadaşlar. Yani ilk olarak bundan başlayalım. Dünyadaki birisinin beni beklediğini biliyorum. Hadi ilk, ilk bundan başlayalım. Şöyle kırmızı olmasın. Evet buradan başlayalım. Biliyorum diyor. O zaman I know hemen buradan devam edelim. I know Neyi biliyorum? Dünyadaki birisinin beni beklediğini biliyorum. Hmm, bakın burada ne var arkadaşlar? Yine noun clause var. Çünkü no'dan sonra bir cümle kullanılıyor. O cümlede no'u etkiliyor. Yani fiil etkileniyorsa değil mi? Noun clause oluyor. İsim etkileniyorsa adjective clause oluyordu zaten. Burada da yine herhangi bir dead clause yapabiliriz. Ya da that de getirmeyebiliriz. Dünyadaki birisi beni bekliyor diyeceğiz. No'dan sonra. O zaman şöyle diyelim. Someone ya da somebody in the world in the world dünyadaki birisi, dünyadaki biri anlamında bekliyor anlamında present continuous tense'i verelim burada. Is waiting Waiting ne ile kullanılıyor edat olarak forla değil mi? Birini beklemek anlamında. Waiting for me. Evet beni bekliyor anlamında tamam birisinin beni beklediğini biliyorum diyor. Şöyle virgülü getirdim. Kim olduğunu bilmesem de. Şimdi burada da even if'i kullanalım. Even if Kim olduğunu bilmesem de derken burada nasıl verebiliriz arkadaşlar? Burada mesela Yine aynı şekilde bilmesem de mesela hiçbir fikrim yok anlamında I don't know diyebilirsiniz. İşte I have no idea diyebilirsiniz. Mesela öyle diyebiliriz. Farklılık olsun diye işte I have no idea. Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum anlamında kullanırsınız arkadaşlar bunu. Evet şimdi kim olduğunu anlamında da burada bir ifade kullanalım. Onun kim olduğunu değil mi? Onun hakkında bir bilgi. Burada da bir edat getirirsek bunu of'la bağlarsak olur herhalde. Burada relative word'lerden de ne getireceğiz arkadaşlar? Who'yu getireceğiz tabii ki kim olduğunu değil mi? Who he is ya da who she is diyebilirsiniz burada. Mesela she is diyelim. Who she is kim olduğunu. Mesela bu şekilde yaptığınız zaman I have no idea of who she is. Onun onun kim olduğunu bilmesem de şeklinde. Şurada arkadaşlar evet. Bu ifademiz burada yapıldı. Şöyle even if'i kırmızıya boyayalım. Ve devamındaki son cümlemizi okuyalım. Ama bunun için her gün umutlu hissediyorum. Buradan devam edelim. Şimdi burada ama anlamında işte but yet however gibi ifadeler getirilebiliyordu. Burada however'la devam edelim. However bunun için her gün umutlu hissediyorum. Ben hissediyorum. O zaman I hissetmek feel diyeceksiniz. I feel. Ben hissediyorum. Nasıl umutlu umutlu hissediyorum. Hopeful. Hopeful. Umutlu hissediyorum. Her gün her gün deyip cümleyi kapatıp en sonunda da edatlı ifade yaparsınız. Every day her gün hissediyorum. Bunun için for this dersek olur herhalde. Evet cümleyi kapatmış olduk. Tabii ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Siz farklı şekillerde yani bu cümleyi evre çevre istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Farklı kelimeler farklı yapılar kullanabilirsiniz. Önemli olan burada. Tabi doğru yapmak ve even if'in ne anlama geldiğini, nasıl kullanıldığını öğrenmektir. Maçize geçtik. Kitap kansere adanmış olsa da, sada de, kanser kelimesi dizinde bile görünmüyordu. Herhalde dizin indeks anlamında kullanmış burada. Evet, akademik alanda çalışan ya da doktora veya yüksek lisans yapan arkadaşlar da daha rahat bilirler bunu. Dizin anlamında taramak, işte o dizinde mesela kanser isminde taramak işte o dizinde çıkmak değil mi indekste ve benzeri taramak gibi düşünebilirsiniz bunu. Kitap kansere adanmış olsa da yine simple past tense'le yapalım bunu arkadaşlar. Şöyle sada seda anlamında maçezle verelim bunu. Evet burada başlangıçtan başlayalım o zaman madem işaretledik. Maçez'i getirdim. Maçez. Kitap kansere adanmış diyeceğiz. Evet adamak, bahşetmek anlamında bir iki tane sizlere fiil söyleyebilirim. Devote işte bunlardan bir tanesi. Dedicate mesela olabilir. Commit var mesela. Hem işlemek anlamında hem işte bu şekilde adamak, bahşetmek anlamında. Ve bunlar genellikle kendinden sonra to alırlar arkadaşlar. Çünkü birine dediğimiz zaman yönelmeki ile birlikte kullanırsınız. Commit to, devote to, dedicate to anlamında. Evet, zaten göstereceğim şimdi size onları. Kitap, the book, özne konumda ama pasif ifade olacak. Çünkü adanmak diyor. Adamak değil, adanmak olmuş. Passive voice yapacağız bunu. Kitap vaz alacaktır. Simple past tense'de passive voice vaz ver artı fiilin üçüncü hali. Fiilimiz ne? Devote'u kullanalım. Devoted olsun burada. Mesela dedicate de kullanılabilir. Commit kullanılabilir. Mesela commit'in farklı anlamı commit crime. Suç işlemek anlamında kullanılabiliyordu. Devamında to isterler arkadaşlar. Dikkat edin. Çünkü neden to isterler? Şimdi ben bunun örneğini size göstereceğim. Neye adanmış? Kansere. İşte size e adamak anlamında. Gördünüz mü? Devoted To cancer, cancer, kansere adanmış burada. Kitap, the book, kansere adanmış olsa da delik. Virgülü koydum. Kanser kelimesi dizinde bile görünmüyordu. Bunu indeks olarak yapacağız. Kanser kelimesi. Nasıl yapalım? kanser kelimesi mesela bir şeyin kelimesi dediğiniz zaman öncelikle kelimeyi yazın arkadaşlar. Mesela Türkçe'de kelime sonra geliyor ya mesela şunu düşünün kanser kelimesi diye düşünün. Yine her zamanki gibi İngilizce'de tersten yazılıyor arkadaşlar. Öncelikle kelime daha sonra kanser. Şöyle yani. The word, the word kelime, söz, sözcük kelime anlamında. The word cancer. Şöyle. Cancer şeklinde yazamadım şunu. Her neyse şöyle bir tane yapalım. Cancer şeklinde. Evet. The word cancer. Tamam. Kanser kelimesi yani. Dizinde bile görünmüyordu. Bile anlamında even'ı kullanacağız. Görünmüyordu anlamında did yardımcı fili didn't olacaktır burada tabii ki didn't görünmek anlamında appear kullanalım. Appear görünmek ortaya çıkmak anlamında. Even e nereye koyacağız? Even'ı e yardımcı fiil ile fiil arasına daima burada işte zarf konumunda getireceksiniz. Getirin arkadaşlar. Bu even olabilir. işte bu already olabilir. Just olabilir. Still olabilir. Bunlar zarftır. Ve bu zarflar yardımcı fiilde varsa işte burada didn't var. Daha sonra işte Hev kullanılabilir, hez kullanılabilir, emizar kullanılabilir, had kullanılabilir. Yardımcı fiili fiil arasına buraya koyun arkadaşlar. Even'ı getirdim. Even appear. Şu kaldı sadece. Dizinde. Dizin index. In the index. Şeklinde. Evet. Matches de burada. Devam edelim. Şimdi bu grupta son iki tanesine bakalım. Despite the fact that ve in spite of the fact that kaldı. Buna bakalım. Sadece ilk suçu olmasına rağmen mahkeme 8 yıl hapis cezası verdi. E rağmen anlamında. Kendinden sonra da cümle alıyor. Sadece ilk suçuymuş bu. Bakın. Yani şunu diyeceğiz. Bu sadece onun ilk suçu. Bu bir cümledir. Verdi dediği için dili geçmiş zaman simple past tense yapalım. Şimdi despite effected yazalım. Despite effected. Sadece ilk suçudur diyeceğiz. Bunu it öznesiyle verelim. It was diyeceğiz. Şimdi tanımlayacağız. Sadece anlamında only'yi kullanalım. It was only his first onun ilk offense suçu ya da crime. Offense. Şöyle o ile yazacağız. Evet. Burada suç anlamında. Onun ilk suçu. Gibi düşünebilirsiniz. Virgülü koydum. Mahkeme 8 yıl hapis cezası verdi. Hapis cezası anlamında sentence'ı kullanalım. Tabi cümle gibi düşünülebiliyor. Tabii farklı anlamı o. Mahkeme anlamında kortu kullanalım. Mahkeme verdi diyelim arkadaşlar. O zaman tamam. Mahkeme özne konumda. The court diyeceğiz. The court. Şimdi vermek anlamında burada ne kullanalım? Hand down'u kullanabiliriz. Genellikle tabii mahkemeyle alakalı herhangi bir şey karar verildiği zaman hand down kullanılabiliyor. Hand down'un bir de miras bırakmak anlamında hani bırakmak, miras bırakmak gibi düşünülebilir. Burada phrasal verb olarak hand down. Mesela hand down mesela elden anlamında değil mi? El hani elden aşağıya bırakıyor gibi. Bunu direkt olarak çevirirseniz olur. Miras bırakmak gibi de düşünülebilir tabii ki. Bir de decide gibi karar vermek anlamı var. Onu da bilirseniz arkadaşlar iyi olur. Ama genellikle hand down'u gördüğün zaman işte miras bırakmak gibi düşünebilir burada. Handed olur bu da. Handed down şeklinde. Bakalım şöyle. 8 yıl hapis cezası. 8 yıl hapis cezası. O zaman şöyle diyelim. Şimdi burada 8 yıl hapis cezası ama bu tabi isimleşerek yani bir tamlamayla geliyor gibi. Bunu bütün olarak düşündüğünüz zaman Mesela buna miktar olarak da bir, hani 1 8 yıl hapis cezası gibi düşündüğünüz zaman burada en burada kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Yani tabii ki bu isimleşecek. Bütün olarak algılanacak. 8 yıl hapis cezası gibi düşünün. En 8 şöyle tire çekmek istiyorum. Year şeklinde. Hani 8 yıl anlamında. Bunu kalıplaştırıyorum. 8 yıl yani 8 year sentence Sentence burada sekiz yıl hapis cezası. Evet cümlede zaten bu şekilde kapanmış oluyor. Burada despite the fact that kullandık. Son olarak despite of the fact bakalım. Daha sonra while ile ilgili ifademize cümlemize bakalım. İşsizlik geçen ay artmasına rağmen bunun ücret taleplerini azaltması pek mümkün değil. Geçen ay dediği için bunu simple past tense ile yapalım. Şunu da present halli ifadeyle yapalım. O zaman bundan başlayalım. İşsizlik geçen ay artmasına rağmen. İşsizlik geçen ay arttı diyeceğiz. Daha sonra bunu in spite of the fact de bağlayacağız. Evet bunu yazdım. Tamam. Özne işsizlik Yüklem arttı. Artmak. Rise fili rose olsun. İşsizlik unemployment unemployment arttı rose oldu. Yani rise filli çıkmak, artmak, ortaya çıkmak anlamında değil mi? Yükselmek anlamında rose oldu. İkinci halini kullandım. Geçen ay last month last month Mesine rağmen burada mesine rağmen bunun ücret taleplerini azaltması pek mümkün değil. Pek mümkün değil diyor. Bunu all ile verebiliriz. işte like deyip bunu olumsuz yapabiliriz. Yani bir it ile bunu yapalım arkadaşlar. Evet. O zaman şöyle diyeceğiz. It is ya da it öznesi ya da dis öznesi. Hiç fark etmiyor. It is unlikely. Unlikely. Yani impossible gibi düşünebilirsiniz. Mümkün değil. Olası değil anlamında arkadaşlar. Unlikely. Likely. Olası. Tamam mı? Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Unlikely. Olası değil. Mümkün değil anlamında. Burada pek anlamında da bir zarf kullanırsak quite'ı kullanabiliriz. It's quite unlikely. This is quite unlikely şeklinde. Şimdi devamındaki burada to infinitive yazalım. Neymiş bu da? Ücret taleplerini azaltmak. Ücret taleplerini azaltmak. To'yu bağladım hemen. Azaltmak anlamında reduce'u kullanalım. Reduce mu var sadece? Başka da var. Diminish. Diminish azaltmak, indirmek anlamında. Decrease. Decrease kullanılabilir. Bunlar Sizler not aldınız. Ben reduce'da kaldım. To reduce neyi? Ücret. Ücret wage. Wage. Yövmiye gibi düşünebilirsiniz. Ücret talepleri. Wage demands. Demands de talepler olarak noktalanmış oldu. Noktayı da koydum. Evet ifademiz burada. Bağlacımız burada. In spite of the fact that. Geldik while'a. Taban tabana zıtlık verecektir bize. Şimdi nasıl oluyor? Örneğimize bakalım. Coğrafi olarak İngiltere Avrupa'nın çevresinde Paris ise kıtanın kalbindedir. İngiltere ile bakın Paris'i kıyaslamış gördüğünüz gibi. Burada France de diyebilirdi tabii ki. Mesela Londra ile Paris de diyebilirdi. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet Aslında Londra Paris daha uygun değil mi? Aslında burası Londra'da olabilir. Londra şeklinde. Hiç fark etmez bizim için. Londra nerede? Bir ada Avrupa'nın kenarında. Çevresinde ama Paris nerede? Avrupa'nın tam ortasında. Bakın bir kıyaslama var. Bu kıyaslamayı da bu anlamda Aslında şöyle de diyebilirsiniz. Coğrafi olarak Londra Avrupa'nın çevresindeyken Çevresindeyken işte zaten while'da bu anlama geliyordu. Değil mi? Çevresindeyken Paris ise kıtanın kalbindedir gibi. Bu şekilde rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi yazmaya başlıyorum. Coğrafi olarak diyelim. İlk olarak bunu yazalım. Zarf olarak tabii ki. Geographically. Geographically. Coğrafi olarak anlamında. Zaten geografik coğrafi coğrafya. Geographical coğrafi sıfatlaşıyor. L'ye 2 alıyor. Zarflaşıyor. Coğrafi olarak anlamında. İlk olarak neyi yazalım arkadaşlar? While'ı sona mı saklayalım? While'ı buradan da yazabiliriz. Sona da saklayabiliriz. Şimdi buradan yazalım. While, while dedik. Londra Avrupa'nın çevresindeyken. Tamam. Çevresinde anlamında pre-fry'ı kullanalım. O zaman ya da environment'ı da kullanabiliriz. Çevre anlamında. Şöyle diyelim. London London is to be filini koydum. On diyelim çevresinde anlamında. 10 prefry prefry of neyin ama of Europe. Europe. Avrupa'nın çevresinde anlamında. Çevresindeyken virgülü koydum. Paris ise kıtanın kalbindedir. Evet. Şimdi Paris'i yazalım. Paris is to be fiilini koydum. Kalbinde. D'de anlamında burada heart verelim arkadaşlar kalbinde anlamında ve bunu da at bağlayalım. Paris is at the at the heart at the heart bunu da of'la bağlıyoruz tabii ki of the continent continent yani kıta anlamında. Continental kıtasal değil mi? O şekilde düşünebilirsiniz. While'ı da bu şekilde kullandık arkadaşlar. Taban tabana zıtlığı görebilirsiniz. Londra ile burada, Paris'e, işte Fransa ile İngiltere gibi, Ahmet ile Mehmet gibi karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Sizler de tabii ki örneklerinize bunu bulundurabilirsiniz arkadaşlar. İkinci bölümü noktaladık. Üçüncü bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.